Hanımlar, beyler, herkese yeni bir videodan daha tekrar merhabalar. Efendim, Moskova helikopter fuarındayım ve seçkin misafirlerin, aynı zamanda da gazetecilerin girebildiği güzel bir fuar burası. Birazdan arkamda gördüğünüz dünyanın en büyük iş adamlarına özel tasarlanmış helikopterlerinden bir tanesinin içine gireceğim. Mi-38. Fakat beni tanıyan arkadaşlar bilir, ben pek fazla özellik anlatmam. Ben genelde gezerim, ellerim, otururum sizler için. Bakarım sağına soluna, altını çekerim. Aynı tıpkı hangi videolarda olduğu gibi. Efendim, sizin için S400 çekmiştim. Yeni AK-12'yi çekmiştim. Efendime söyleyeyim, daha yeni çıkan Kalashnikov'un ürettiği Android işlemcili av tüfeğini çekmiştim. Önünde kamerası falan var. Sniper'lar, efendim, nükleer kıtalar arası balistik füze Topol M'i çok yakından çekmiştim. Ve bugün de Mi-38'i çekeceğim ama özelliklerini anlatmayacağım. Özellikleri kim anlatacak sevgili dostlar, biliyor musunuz? Havacılığın Tolga abisi, Tolga Özbek. Evet, sevgili Tolga Özbek, bize Mi-38'in özelliklerini anlatır mısın kanalında? Anlatırsan ben de ve takipçilerim de zevkle dinleyecektir diye umuyorum. Evet, buyurun arkadaşlar. Helikopteri yakından tanıyalım, yakından bakalım, içine girelim. Ne varmış ne yokmuş bu helikopterin içinde. Şimdi dostlar, helikopterin şöyle bir yanına gideyim. Sizler için şöyle bir dokunuş yapayım. Bu arada Mi-35 M'i çektiğimde orada benim bir dikkatimi çekmişti. Şöyle perçinler vardı. Ben daha sonra öğrendim Rusça bir kaynaktan. Perçinlerin olduğu yerde aynı zamanda vidalar vardı, yıldız vidalar. Yıldız vidaların meğerse anlamı aslında orada bir zırh bulunmasıymış. Anlatabiliyor muyum sevgili dostlar? Yani helikopterde o tarz vidalar gördüğünüzde anlayın ki orada bir zırh bulunuyor. Aynı zamanda burada da helikopterin arkadaşlar şöyle bir tane, bakın görüyorsunuz, plakası bulunuyor. Yani nerede üretildi? Kazanski Vertolotni Zavod diyor. Kazan'da üretiliyor bu helikopterler sevgili arkadaşlar. Mi-35'ler, Mi-38'ler, bütün helikopterler orada üretiliyor. Aynı zamanda bakın burada numarasına kadar her şeyi yazıyor. Evet, burada bir tane kapı mevcut. Aynı zamanda da şöyle sağlı sollu pencereleri mevcut. Sol tarafta 4 tane, sağ tarafta 4 tane penceresi var. Tabii ki iş helikopteri olduğu için havadar olması lazım. Tekerlekler tabii ki cüssesine göre bayağı bir devasa. Aynı zamanda şöyle de şuradan görüyorsunuz, tekerlekler hafifçe yukarı da çekilebiliyor. Aynı zamanda arkadaşlar hemen şuradan da dolum yapılıyor. Zapravka diyor, topliva. Demin sevgili dostlar şurada gördüğünüz mühendislere, yani teknik bakımını yapan arkadaşlara sordum. Dedim bu helikopterin menzili nedir? İş helikopteri olduğu için 600 kilometre gidiyormuş. Ben dedim bu bayağı bir ülkeler arası gidiyordur ama meğerse öyle değilmiş. Peki dedim daha uzun menzilli gitme şansı yok mu? Dedi askeri amaçlı olanlar daha uzun menzilli gidiyor ama ona da harici depo takıldığı için diyor. Bu şekilde oluyormuş sevgili dostlar. Efendim, birazdan içine gireceğiz. Şöyle bir tane de arka tarafında gördüğünüz gibi kapak var. Kapı var aslında. Oradan herhalde yük indirip bindiriyorlar. Şurada aşağıda acayip bir şey var. Onu bilmiyorum nedir. Şöyle biraz zoomlayayım. Evet, şurada böyle acayip bir şey var. Oraya ne takılıyor, ne oluyor bilmiyorum. Ben size bunlar kapak dedim ama, yani yük indirip bindiriliyor falan dedim ama arkadaşlar, avarini atkriti luk diyor. Yani kaza esnasında veyahut da acil çıkış kapısı aslında bu. Ben normal yük indirip bindirdikleri falan kapı zannettim. Evet, helikopterin sağ tarafına geçtik. Dediğim gibi sağ tarafta da 4 tane cam var. Aynı zamanda da şurada bir acil çıkış kapısı var. Acil çıkış kapısı sağlı sollu sevgili dostlar. Sağlı sollu dedim. Sağlı sollu ilerleyin geldi aklıma minibüslerden. Burada Kriyomnik Statiskova Davlenie diyor. Statikle alakalı, statik basınçla alakalı kanal 1, kanal 2 diye şöyle belirtmişler. Biliyorsunuz şu, ben her zaman merak ederdim. Bunlar niye takılır? Hani böyle kurdeleler falan. Daha sonra havacılıkla ilgilene ilgilene az çok şey öğreniyorsunuz. Bunların takılma sebepleri sevgili dostlar, sökülmemesi için. Yani burada bir şey bulunuyor demek de istiyorlar. Yani ikaz ediyorlar. Çünkü yük taşıyan biri olur, bilmem ne olur, bunlara hasar verilirse çok ciddi sonuçları olur. Çünkü şu gördüğünüz
Pilotlar sevgili dostlar, yüksekliktir, işte efendime söyleyeyim alçaklıktır, sürattir, hava koşullarını ölçen barometrelerdir. Bunları etkiliyor. Burada da bir sürü kapak var. Ne kapağı bilmiyorum. Ama şöyle sizin için maşallah diyeyim. Yalnız bana çok fazla güven vermedi kaporta abi. Kaportayı Bursa'da yaptıracağım. Muhabbete bak. Mi 38'in yanına gelmiş, muhabbete bak diyorsunuz değil mi? Burada enteresan bir şey buldum. Neymiş? Ha, lambaymış ya. Bildiğin led koymuşlar içine. Zamanı ayak uydurmuşlar. Benim merak ettiğim, niye bu kadar büyük bir helikopter? Acaba içinin daha geniş olmasından dolayı mı? Ya sonuçta bir tane iş helikopteri. Hani yük taşımayacak o kadar. Hani askeri amaçlı olsa anlayacağım. Çok merak ediyorum. Bilenler lütfen yazsın aşağıya. Şu helikopterin palileri her zaman beni benden almıştır. Çok aerodinamik bir yapısı var. Çok enteresan bir yapısı var. Gerçekten. Jilet gibi duruyor ama bayağı da beni etkiliyor. Cidden etkiliyor. Yalnız havada var ya nasıl estiriyor biliyor musunuz sevgili dostlar? Hava burada bayağı soğudu. Eylül ayındayız. 13 derece falan. Bu kış herhalde sert geçecek gibi duruyor. Hadi içine girelim. Ama içine binmeden önce şöyle bir altını göstereyim sevgili dostlar. Şu şekilde altı var. Altı vuruk mu değil mi? Bir bakalım. Ekspertiz raporu alalım. İş adamından temiz. Hadi bakalım girelim içeri. Bismillah. Yalnız var ya içeriye girerken aynı böyle Putin'in uçağı gibi. Çok güzel böyle ahşap kaplama yapmışlar. Bu arada bildiğiniz uçak ya. İçi uçak bildiğiniz. Şuraya şeker koymuşlar. Beleş. Hemen alalım abi. Beleşi severiz. Burada tabii kilitli bunlar. Şurayı el açmaya çalışıyorum da. Ha, şurası açık mesela. Oha! Mikrodalga var. Kahve makinesi var. Bir kahve alayım ya. Burada hemen bir kapak var. Burada da bir şeyler. Aynı zamanda bir sürü de burada görüyorsunuz arkadaşlar. Dolaptır, çekmecedir. Yalnız pilotların uçtuğu kısma kokpite giremiyoruz. Kapı kapalı. Zaten savaş helikopterinin kokpitini çekmiştim. O yüzden de çekmeye gerek yok. Şurada yanlış anlamıyorsam evet havalandırma sevgili dostlar. Bu Rusların uçakları ve helikopterlerinin havalandırmaları çok fena üflüyor. Tavan bu şekilde. Tavanı bu şekilde yapmışlar. Şurada kapı kolu var galiba. Palot diyor. Stoyanka diyor. Aa, hayır. Uçuş sırasında ve dururken diyor yani. Yerdeyken. Burada da efendime söyleyeyim. Kapıyı açma mekanizmaları falan var. Evet efendim. Geldik içine. Çok lüks gerçekten de gözüküyor. Hoşuma gitti. Hele ki şu divan böyle ayakları uzatacaksın abi. Oh, bir de televizyonun falan varsa laptopun. Gel keyfim gel iç. Bunun ses izolasyonu falan da iyidir ya. Birazdan pilot geldi. Pilota da sorarım. Şöyle geniş koltukları var sevgili dostlar. Bir oturacağım test edeceğim. Aynı zamanda burada da merkezi benim anladığım kadarıyla televizyonlar var. Suyunuz bilmem neniz viskiniz artık ne içiyorsanız onu bilemem. Bu şekilde bir helikopter. İçi beni gerçekten cezbetti. Zaten cezbetmemesi gibi bir olay söz konusu değil. Hayatımızda ilk defa abi helikoptere biniyoruz. Hem de iş helikopteri. Şu arka tarafta şöyle bir panel var. Burada aynı zamanda tuvalet ve gardırop. Şurada da özel şemsiyeler koymuşlar. Bakın Jean-Paul Gaultier diye böyle. Efendime söyleyeyim burada tuvalet varmış. Tuvaleti şöyle açayım. Oha abi ya. Oha benim evde yok böyle bir tuvalet ya. Yok benim evde yok ya. Şuraya bir bırakayım arkadaşlar. Hatıra niyetine. Turkish Delight. Mermer mi bu acaba ya? Bakayım. Yok mermer değil arkadaşlar. Test ettim onayladım.
mermer değil. Diyorum ya, ellemeli mellemeli yapıyoruz biz abi çekimleri. Ama küçük ve lüks. Yani onu söyleyeyim. Şöyle bir tane aynası. Kapıda şuradaki espri çok iyi. Bakın. Çünkü iş adamları ceketle girer. Doğru mu? Veyahut da başka bir şey yaparlar. Şöyle kapatalım. Evet, hayatımızda da helikoptere oturmadık demeyiz artık yani. Bir helikoptere de oturduk. Kıçımızı koyduk. Darısı limuzinlere. Hadi bakalım devam edelim sevgili dostlar. Bakalım daha ne var ne yok. Detaylara bakalım. Zaman geçiyor, uçuyor. Burada da şöyle bir tane helikopter şeyi. Helikopterin hatta iskeletini yapmışlar. Şöyle hemen göstereyim size sevgili dostlar. Nerede ne var bilmem ne. Evet, burada helikopterimizin hostesi ve pilotu. Все, выходи. Спасибо. До свидания. До свидания. Aşağı inelim. Herhalde birazdan uçuş yapacaklar sevgili dostlar. GMC'den falan böyle iş adamları geldi. Helikopterin içini dışını geziyorlar abi. Bizim Türkiye'den bir heyet falan görmedim tabii ki. Onu da söyleyeyim. Şöyle pal, tek pal arkadaşlar. Çift palli bir helikopter değil bu. Yalnız helikopterin uçak diyeceğim tutuyor devamlı. Helikopterin ön tarafı da yakıyor gerçekten. Güzel bir dizayn tutturmuş Ruslar. Efendim, benim buradan söyleyeceklerim, gezdireceklerim bu kadar. Elledik, kokladık. Bir içine bırakmadığımız kaldı. Onu da yapacaktım gerçi ama utandım artık, ayıp olur. Vallahi böyle sevgili dostlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Diğer videoları seyretmek için şuraya tıklayın. Savaş helikopterleri, tanklar, toplar, tüfekler, her şeyi orada bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın, takipte kalın. Paka paka.